Programın açılışı için hepinizi bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sayın Kaymakamlarım, protokolün değerli üyeleri, belediye başkanımız ve il kültür müdürümüz ve değerli katılımcılarımız tabii ki. Hepiniz etkinliğinize hoş geldiniz. Türkiye Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırlanan asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle programı açıklamadan önce hemen sahneyi Şehit Ahmet Kaya Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Zafer Gürsoy tarafından Dalyan Halidun Feridun Tınaztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan İzmir Yöresi Zeybeklerine sahneyi bırakmak istiyorum.
Sınav Tıpı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür ediyoruz. Etkinlikten biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Standlarımızla bölgemizde faaliyet gösteren kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve turizm işletmelerinin sunmuş olduğu Muğla'nın eşsiz lezzetleriyle buluşabilirsiniz. Bunun için zaten Ortaca Meslek Yüksekokulu Aşçılık Öğretim Görevlisi Selma Atabey bizlere eşlik ediyor olacak. Bununla beraber standlarımız içerisinde engelsiz ve israfsız Türk mutfağı kapsamında özel çocuklarımızla beraber workshop'a dahil olabilirsiniz. Akabinde canlı müzik gösterimiz olacak ve burada eğlence şu an itibariyle başlıyor. Selma Hocam hoş geldiniz. Size söyleyecekleriniz var mı? Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Burada söylenecek aslında şeyleri burada gördüğümüz standlardaki ustalarımız, emek veren herkes söylemiş durumda. Türk mutfağı çok özel bir mutfak ve Türk mutfağı hem atıksız oluşuyla, hem ilk mutfak türlerinden biri oluşuyla, hem birçok mutfağı bir arada barındıran, kültürleri bir arada barındıran çok zengin bir mutfak olmasıyla bilinen bir mutfak ve dolayısıyla da çok fazla örneğimiz var. Bu sadece çok küçük, minimal bir sunum olacak belki. Çünkü sadece Muğla'mızın bile belki 500'e yakın yemeği var. Türkiye genelini düşündüğümüzde bu rakam elbette ki çok daha yüksek bir rakamda çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla da çok özel örnekleri, özellikle de bu bölgeye ait Türk mutfağı örneklerini gösterebilmek istedik sizlere. Ben standlarımızı müsaadenizle hem anlatarak sizlere, hem göstererek, hem tattırarak tanıtmak istiyorum. Değerli protokol üyeleriyle galiba, doğru mudur Selma Hanım? Evet. O zaman değerli protokol üyelerini standlara alıyoruz Selma Hanım'ın önderliğinde ve anlatımında. Belediye başkanlarım, askerimizin üst töbeli komutanlarımız, meslek sorumluluğumuzun müdürü, kıymetli konuklar, sevgili öğrenciler, basınımızın yüzde temsilcileri, hepiniz Türk Mutfağı Haftası'na hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde hazırlanan Asılık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı, Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle öne çıkararak dünya mutfaklarında öncü bir yer edinmesini amacıyla hazırlanmıştır. Gastro diplomasi alanında yeni rekorlar kırma hedefiyle bakanlığımız tarafından ana kaynak olarak kullanılması kararlaştırılan kitabın rehberliğinde Türk Mutfağı Haftası'nın kutlanması kararı bakanlığımızca alınmıştır. Anadolu'nun binlerce yıllık geleneksel yemek tariflerinin ilk kez sağlıklı ve atıksız yönleriyle dünyaya açıldığı Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı, birbirinden değerli şefler ve akademisyenlerin çok titiz bir çalışmasıyla derlenmiş ve tanıtılmıştır. Tüm ülkede şenlik havasında geçmesi kurgulanan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri de proje yürütümü Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından üstlenilmiş, 21-27 Mayıs tarihleri arasında Türk Mutfağı Haftası olarak belirlenmiştir. Yemek kültürü ile ilgili atasözlerimizde bu tecrübeyi aktaran nice güzel sözler vardır. Bir kahvenin 40 yıl hatırı olması, vefanın, sadakatin ve hoşgörünün habercisidir. Tatlı yiyelim tatlı konuşmak, mutfak kültürünün barışı tesis etmedeki gücünü ifade eder. Geldiğimizde misafire, yabancıya, yolcuya sofra kurmak, gönüller arasında asılan bir köprüdür. İkram kültürümüz dillere destandır. Böyle bir yaşam kültürüne sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Bu kapsamda Türk mutfağına baktığımızda
elimizde ne kadar zengin bir potansiyel olduğunu görebiliriz. Anadolu'da binlerceyle yayılan ve birçok katmana sahip kadim bir tarihimiz mevcut. Türk mutfağı asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik birikimidir. Her bir lokma tarihsel deneyimimizden ve inanç dünyamızdan muhteveler taşır. Türk mutfağı kaynayan tenceremizde, turşu küplerinde, sirkelerde ve şerbetlerde her zaman şifa sunması, dünyayı her gün daha çok hastalandıran fast food kültürüne karşı yerel mutfağımızın çözüm merkezi haline gelmesi olgusu bu etkinliğin önemini gözler önüne sermektedir. Bakanlığımız turizmin birçok alanda olduğu gibi gastronomi turizminde de etkili tanıtımlar yaparak dünya turizminin dikkatini bu alana çekmeyi hedeflemektedir. Bundan dolayı Muğla il ve ilçelerinde yoğun etkinliklerle kutlanan bu haftada valimiz başta olmak üzere kaymakamlarımız, il müdürlüğümüz, birçok ilçe belediyemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kurumlarımız, üniversitemiz, otellerimiz ve de özellikle şef aşçılarımızın el birliğiyle bir hafta sürecek etkinlikler organize ettik. Ben buradan başta Sayın Valim Orhan Tavlı olmak üzere diğer bütün kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza ve bu etkinliğe destek veren kurul ve sivil toplum kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum. Bol yemekli bir hafta hepimizi bekliyor. Hepinize şimdiden afiyet olsun diyorum. Sağ olun, var olun geldiğiniz için. Konuşması için Sayın Turizm ve İl Müdürümüz Zekeriya Bingöl'e teşekkür ediyoruz. Ben mikrofonu tekrar Selma Hoca'ya bırakıyorum.
Evet sevgili izleyiciler, Dalyan'dayız. Türk mutfağı etkinliklerinde Dalyan stand bölümündeyiz. Ve şu an engelli çocuklarımızın paçanga böreğinin yapışının sevincini yaşıyoruz. Kısa detaylandırma isteyeceğim. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Bir değerlendirme yapabilir miyiz? Şimdi çocuklarımız börek yapıyor. Evet, evet. Paçanga böreği yapıyorlar. Evet. Önce etkinliklerimizi görebilir misiniz? Bugün Türk Mutfağı Haftası'nı kutluyoruz burada. Biz de engelsiz mutfak üzerine Down sendromlu ve otistik çocuklara paçanga böreği yaptırıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, canlı yayın olduğu için anında geçişler de gerçekleşiyor. Ama şu an çok mutlular ve büyük bir alkış alıyorlar değil mi? Bir alkış alalım mı şimdi onlara yine? Moral olsun mu? Evet, asıl onların mutluluğu ve şimdi sizlerle birlikte paylaşıyoruz ve paçanga böreği yapılmış olacak. Biraz sonra belediye başkanımızla, çocuklarımızla börek yapımına gelecek. Evet. Gel. Geçmiş olsun. Şöyle hiç dokunma. Babacım geçemeyiz, yayındayız. Ve şu an gerçekten en küçük aşçı ve en sakin, en kontrollü şekilde paçanga böreğini tamamlamak üzere. Tabii ki hocalarının desteğiyle birlikte. Evet, ismini öğrenebilir miyim şu an paçanga böreğini yapan arkadaşımızı? Emir. Emir nasıldı? Güzel miydi? Evet. Mikrofonu Emir'e bıraktım. Şu an Emir röportajları yapacak. Güzel miydi börek? Ne? Tamam. Tamam. Aferin sana. Çal! Aferin. Alayım mı onu, bak yayındayım. Gel. Evet, bunu kapatmayalım. Doğru. Kapatırsak yayın kesilir. Evet, sesim. Evet. Emir mikrofonu çok sevdi ve Emir mikrofonsuz kalmayacak. Bak. Akbar. Emir baba. Röportaj yapıyor. Öğretmenim ne yap? Evet. Manene bele. Gel. Çekiyorum ben. Bak orası çekiyor. Bak nereye çekiyor. Tamam. Hadi. Gelemeyeceğim biraz. Ay. Dur. Ay! La! Ay! Amına! La! La! Yiyelim oyna. Hop! Hop! Dino! Sebe! Sebe! Ay! Ömer! Teşekkürler. Hadi yapalım.
Tamam tatlım, çok güzel. Gel gel. Ama siz röpör, röpör. Aa, ben öyle, ben öyle. Sana ne, tamam o zaman, evet. Ali! Mikrofon sen. Ali! Müri! Ali Akın! Akış! Hadi! Teşekkür ederim. Harikaydı. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sıba! 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 Dur abla. Dur abla. Abla yani lazım. Ya. Evet, benimle röportaj yapar mısın? Sor bana. Sor, ne sor? Aa. Emin, affet. Merhaba. Ama ben ne konuşabilirim ki? Tamam. Hadi sen röportaj yapmaya devam et. Bak abla. Sence mi doldu? Ha? Abi! Ben iyi bakalım burada. Merhaba, nasılsın? İyi. İyi. Abi! Yürü! Abi yürü! Hadi arkadaş! Çok güzel. Hop! Hop! Sıkıntılı bir durum var mı? Tamam. Tamam. Hanımefendi, rica etsem canlı yayındayız. Ne olur oradan geçmeyelim ya. Tamam, biz de milletin sayfasını başkan gelecek mi? Bekle bir dakika. Abi. 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 Abi.
Kes ya. Burada kırmızı abi. Herkes kamerada. Anlayan insan yok. Kes burada. Keselim seni. Kes abi. Anlayan. Korkunca abi. Tamam olsun abi. Hakim içeri gibi geçiyorlar. Yani yok. Ya kes. Keseceğim ben şimdi. Herkes içeri.